Şimdi anne babalara çağrımız, sizi çok yakından ilgilendiren bir öykü bu. Uyarı niteliğinde çünkü bir uyarımız var. Çocuğunuzun vücudundaki şişlik ya da ağrıları lütfen ama lütfen önemseyin, çocuğunuzu dinleyin. Çünkü 12 yaşındaki Bünyamin'in hayatını karartan bir süreci anlatacağız size. O ağrı ve şişliklerle başladı ve bir sabah gözleri tamamen görmez oldu küçük çocuğun. İki yıl boyunca da hiç görmedi. Ölümün eşiğine de gelmişti. Aile çocuklarının yaşaması için artık bir mucize bekliyordu. O mucize Türk doktorlarının elinden geldi. Okula gittim, oturdum, ders yaptım, sonra gözüm karardı. Dersteyken, Aha. bir anda. Evet. O gün sadece gözleri kararmadı Bünyamin'in hayatı da karardı, hem de tümüyle. Eğer aile bize gelmeseydi çocuğu kaybedebilirdik. Bünyamin 9 yaşındayken 2 yıl önce sınıfında otururken bir anda gözleri karardı. Ve öğretmeni hemen ailesine haber verdi. Onun ardından geçen süreçte gözleri açılmadı Bünyamin ve hastalığında çaresi bulunamadı. Ta ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gelene kadar. Geldikleri gün teşhis koyuldu ve ona acil olarak tedaviye başlandı. Küçük çocuk görme yetisini tamamen yitirmiş, iç organları da iflas etmek üzereydi. Aile iki yıl boyunca doktor doktor gezmiş ama kimse teşhis koyamamıştı hastalığa. Kaç tane hastaneye gidip geldik vitamin eksikliği diye bize söylediler. Hiçbir şey yapmadılar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hekimleri çare buldu bünyaminin derdine. Yaşadığı bir enfeksiyon rahatsızlığıydı ve neredeyse tüm bedenini sarmıştı. Bünyamin'in çok nadir görülen bütün damarların iltihaplandığı, bütün damarların etkilendiği bir hastalık hali söz konusuydu. Ve bütün damarların etkilenmesine bağlı olarak Bünyamin'de görme yeteneği kaybolmuştu. Tedavi hızla sonuç verdi. Bünyamin'in görmeyen gözleri yeniden açıldı. Kil göremedim, şimdi görüyorum, sanma kavuştum. Bünyamin'in yaşadığı süreç aslında diğer anne babalar için de uyarı niteliğinde. Daha önce de, de parmak uçları morartıları oluyordu. Tansiyonlar 20'ye kadar çıktı. Geçici feşler oluşmaya başladı. Bünyamin'in gözleriyle birlikte yüzü de gülmeye başladı. İki yıl ara verdiği okuluna geri döndü. <laughs>